Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6. sınıflar seçmeli şehrimiz dersi 1. dönem 1. yazılı soru örnekleriyle yeniden karşınızdayız. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi yazınızdaki ilk sorumuz. Kentte yaşayan insanlar fiziki açıdan birbirine yakın ama samimiyet bakımından birbirine uzaktır. Kesinlikle doğru mu? Evet. Bazen karşı komşumuzla bile muhatap olmadığımız oluyor arkadaşlar. Onun için üzülerek bu soruya, bu ifadeye doğru diyeceğiz. Kentleşme, kent nüfusunu ve kent sayısının artmasıdır ifadesi. Adı üstünde kentleşme, bunların artması, bu bilgimizde doğru olacak. Ankara ülkemizin tenha şehirlerinden birisidir. Tam tersi arkadaşlar, 4-5 milyon nüfusu var. Türkiye'nin başkenti tenha değil, yoğun bir ilimiz. Dolayısıyla bu bilgi yanlış. Su kaynaklarının bol olduğu, yer şekillerinin dağlık olduğu yerlerde toplu yerleşmeler yaygındır ifadesi var. Arkadaşlar su kaynaklarının bol olduğu evet de yer şekillerinin dağlık olduğu yerlerde nüfus yoğun değil. Yani bir yayla gibi yerler var. Genellikle düz alanlarda, şehirlerde nüfus yoğundur. Su bol olsa bile dağınık yerlerde nüfus fazla değildir arkadaşlar. Onun için bu bilgiye yanlış diyeceğiz. Göçler genellikle kırdan kente, gelişmemiş yörelerden gelişmiş yerlere doğrudur ifadesi yine aynı şekilde doğru verilen bir ifade diyelim. Ve 6. sorumuza bakalım. Türkiye'nin kentleşme sürecinde 1950 sonrası kentleşme önemini yitirmeden günümüze kadar devam ettirmiştir. Evet, 50'lerden sonra buradaki kentleşmenin önemi çok daha yoğun ve hızlı olmuş. Onun için bu bilgide doğru diyelim ve geçelim arkadaşlar diğer bölümümüze. Evet, burada da boşluk doldurma kısmımız var. Aşağıdaki boşluklar uygun kelimelerle doldurunuz demiş. Bakalım ilk ifademizde ne yazacağız? Kentlileşme, kent, göç, iç göç, mevsim göç, yoğun şeklinde verilen kelimeler bakalım nereye gidecek? Toplumsal açıdan bir örnek olmayan, insanların göreli olarak geniş bir alanda yoğun bir biçimde ve sürekli olarak birlikte bir yere yerleşmiş bulunması biçimine nokta nokta denir ifadesi kent kavramının açıklamasıdır arkadaşlar. Kent nedir diye klasik soru olarak sorulursa sizin de yazacağınız şey budur. Bunları not alıp videomuzu durdurup not alıp ezberleyin arkadaşlar bizden söylemesi. Kent kültürüne ait değer, tutum ve davranışların benimsenmesi nokta nokta olarak ifade edilir. Evet, kent kültürüne ait değer ve tutumları, davranışları benimsiyorsanız siz artık kentlileşmişsinizdir. Dolayısıyla buraya da kentlileşme şeklinde yazalım. Kentlileşme nedir diye de sorulursa yine yazacağımız şey bu arkadaşlar. İnsanların bulundukları yerden ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel nedenlerden dolayı başka bir yere hareket etmelerine nokta nokta denir ifadesi. Başka bir yere gidiyorsanız komple temelli göç ediyorsunuzdur arkadaşlar. Göç nedir diye sorulabilir. Yine yazacağımız şey budur. Aman dikkatli olun, açık uçlu sorular gelecek arkadaşlar. Yılın belli zamanlarında tarım faaliyetlerini yerine getirme amaçlı yapılan göçlere, bakın tarım faaliyetleri için bir yerden bir yere çalışmaya gidiyor insanlar. Buna mevsimlik göç deniyor arkadaşlar. Mevsimlik göç şeklinde yazalım. Yazın Karadeniz'e fındık toplamaya giderler. Adana bölgesine biliyorsunuz pamuk toplamaya giderler. Bu mevsimlik göç olarak ifade edilir. Ülke sınırları içinde iş ya da yerleşme amaçlı yapılan göçlere ne diyoruz? Bu da İç göçtür arkadaşlar. Bunun yurt dışına yapılana da dış göç diyoruz. Bunu da unutmayanın. İç göç nedir diye sorulursa ne yazacağımız ifade açıklama kısaca bu. Verimli tarım alanları, sanayinin geliştiği ve iş olanaklarının fazla olduğu yerler nokta nokta nüfusludur. Tabii ki yoğun nüfusludur. Seyrek nüfuslu değil arkadaşlar. Çünkü orada tarım alanı var, sanayi var, iş olanağı var. Dolayısıyla nerede iş, nerede tarım nüfuslu orada yoğun haliyle cevabımızı da bu şekilde doldurduk. Ve biraz daha çoktan seçmeli sorularla sizlere bilgi aktarmaya çalışalım. Bunların her birini sizlere klasik açık uçlu soru olarak da gelebileceğini unutmayalım arkadaşlar. Geçiyorum birinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi şehirleri meydana getiren unsurlardan biri değildir? Bu soru size şehirleri meydana getiren unsurları yazınız şeklinde bir soru sorulabilir. Peki hangisi bu unsurlardan biri değildir diyor. Coğrafi yapısı evet, tarihi evet, sosyal kültürel özellikler evet ama denize olan uzaklıkları oraya şehir yapsak mı yapmasak mı diye kriter olarak alınmaz arkadaşlar. Cevap gayet açık, denizli seçeneği. Medeni yaşam kurallara uymakla mümkündür diyen birisi aşağıdakilerden hangisini yaparsa yanlış yapmış olur. Toplu taşıma araçlarında yaşlı, hamile ve hastalara yer vermezse.
Evet, yer vermese tabii ki yanlış yapmış olur. Marketlerde ödeme kuyruğuna girerse evet, sinemada sessizce film izlerse evet, parklarda yerlere çöp atmasa hepsini doğru yapar ama yaşlılara, hastalara yer vermezse gerçekten hata yapmış olur, yanlış yapmış olur arkadaşlar. Aşağıdaki yerlerden hangisi şehirlerde bulunmaz? Tiyatrolar bulunur, sinemalar bulunur, AVM, alışveriş merkezleri bulunur ama köy meydanını şehirde bulamazsınız. Onun için cevap Denizli seçeneği arkadaşlar. Videomuzu çok oynatmadan sağ tarafa geçelim. 7. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi şehirlerdeki huzurlu yaşamın ön koşullarından biri değildir? Farklılıklara saygı, evet. Empati yapma, evet. Ön yargılara sahip olma, hayır. Hoşgörüyle yaklaşma, evet. Dolayısıyla ön yargılı olmayacağız arkadaşlar. İster şehirde yaşayın, ister köyde, eğer toplu ve huzurlu yaşamak istiyorsak. Cevabımız Bursa seçeneği diyelim ve geçelim 8'e. Medeniyete yön veren şehirlerden hangisinde Peygamber Efendimizin kabri şerifi de bulunmaktadır? Evet, biliyorsunuz ki İstanbul değil. Kurtuba İspanya'da, Kordoba şehri. Bağdat Irak'ta, bu da değil. Medine, Ravza-i Mutahhara dediğimiz Mescid-i Nebevi'nin içerisinde bulunan mezarı var arkadaşlar Peygamberimizin. Onun için cevabımız Bursa seçeneği diyelim bu soru için. İlk yerleşmeler belirlenirken insanlar özellikle bazı coğrafi unsurlara önem göstermişlerdir. Bu özellikler arasında yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi dikkate alınmış olabilir? Evet, dolayısıyla ilk yerleşim yeri tabii ki bize uyacak değil mi? Bizim için yerleşmeye müsait olacak. Su kaynaklarına yakınlık var. Verimli ovalar var. Elverişli iklim şartları var. Savunulması kolay yerler. Tabii bu da var. Haliyle cevap dördünün de doğru olduğu 4 şıkkı D seçeneğinde diyelim. Ve geçelim arkadaşlar biraz daha aşağıya. Evet, sol taraftayız. Dördüncü soruda kaldık. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Anadolu'da medeniyete yön vermiş şehirlerden biri değildir? Konya biliyorsunuz ki Selçuklulara başkentlik yapmış. Eskişehir aynı şekilde, Erzurum aynı şekilde ama Bağdat zaten Anadolu'daki bir şehir değil ki, Irak'ın başkenti. Cevabımız gayet açık. Şöyle dikkatlice soruyu okursak. Beşinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi düğünlerde uygulanan örneklerden biri değildir? Evet, düğün öncesi kına gecesi yapılır mı? Evet. Düğünlerde takı töreni yapılır mı? Evet. Geline siyah kuşak, siyah kuşak değil arkadaşlar. Tekvando, karate yapmıyor gelin. Dolayısıyla kırmızı kuşaktır. Saflığını, temizliğini anlattığı için. Burada siyah kuşak dendiği için cevap C. Düğün öncesinde kız aile büyüklerinden istenir. Bu da olan bir şey. Cevabımız C seçeneği diyoruz bu soru için. Dünya üzerinde bazı şehirler medeniyete yön veren şehirlerdir. Evet. Aşağıdaki hangi şehir bunlardan biri değildir? Evet, İstanbul bunlardan biri, Medine bunlardan biri, Kurtuba dediğimiz Kordoba İspanya'daki bir şehir ama Yozgat bunlardan biri değil arkadaşlar. Cevabımız görüldüğü gibi C seçeneği burada. Evet, 10. sorudayız yan tarafta. Maddeli bir soru var görüyorsunuz. İnsanlar çok eski zamanlardan beridir birlikte yaşamaya önem göstermişler. Hatta hayat onları aynı ortamda yaşamaya mecbur bırakmıştır. Bunun yanında insanların doğası gereği yalnız yaşamaları farklı açılardan pek de mümkün değildir. İnsanların birlikte yaşamasını sağladığı faydalar arasında yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri örnek olarak gösterilebilir? İş bölümü yaparak ihtiyaçları kolayca karşılamak bunlardan biri mi arkadaşlar? Evet. Duygu ve düşünceleri paylaşabilmek, evet. Yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmek, evet. Görüldüğü gibi hepsi D seçeneğinde karşımıza çıkmış arkadaşlar. Bütün bu özelliklerin hepsi birlikte yaşayabilmek adına gerekli. Dolayısıyla cevap gayet açık, güzelce okuduğumuz zaman. Size klasik bir şekilde sorulabilir. İnsanların bir arada yaşayabilmeler için gerekli olan şartlardan 3 tane 5 tane yazın dendiğinde yine bu sorumuzdaki maddeleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir açıklamamız daha var. Aşağıdaki mesleklerden hangisi yukarıdaki örneği verilen ihtiyaçlarımızı karşılayan insanlara örnek gösterilemez? Evet, günlük yaşantımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek, barınma, giyinme, eğitim görme ve çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımızdan bazılarıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu nedenle toplu halde yaşarız. Peki aşağıdaki mesleklerden hangisi yukarıda örneği verilen ihtiyaçlarımızı karşılayan insanlara örnek verilemez? Evet, yemek diyor arkadaşlar. Dikkat edin. Aşçı. Barınma, giyinme var. Evet, barınma, inşaat mühendisi ev yapacak ki. Eğitim görme, öğretmen var. Ama burada şoför, otobüs şoförüyle ilgili bir açıklama olmadığı için cevabımız C seçeneği. Tabii ki bizim otobüs şoförüne de ihtiyacımız var ama parçadaki açıklamadan kopmayacağız arkadaşlar. Aman dikkat edelim bu soruya.
Evet, 12. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi şehir yaşantısının insana katkılarından biri değildir? Farklı kültürleri tanıyabilir. Evet. Asosyallik düzeyini artar. Asosyallik demek sosyal olmama, pısırık olma demek ya. Tam tersi arkadaşlar, cevap B. Boş zaman geçirmede farklı alternatiflerden yararlanma. Alışveriş merkezleri var, sineması var, tiyatrosu var, boş vakitleri geçirebileceğimiz yerler var. Sosyal ilişkiler geliştirilebilir. Bunlar varken asosyallik düzenini artırır diyemeyiz. Cevap B seçen arkadaşlar bu soruda. Evet, sağ tarafa geçiyorum ekranı oynatmamak için. Aşağıdakilerden hangisi şehirlerin sunduğu fırsatlardan biri olamaz? Eğitim, sağlık ve ulaşım gibi konularda çok çeşitli imkanlar vardır. İş imkanları fazladır. Trafik kazalarının az olması, tiyatro, sinema gibi sosyal etkinlikler mevcut ama trafik kazalarının az olması değil arkadaşlar. Nerede çok insan varsa, araba varsa kaza orada daha çok olacak. Dolayısıyla fazla olması bu fırsatlardan biri değil, dezavantajlarından biri. Cevabımız C seçeneği bu soruda. 16'ndayız. Aşağıdakilerden hangisi engelsiz yaşam için uygulanması gereken örneklerden değildir? Kaldırımlar yüksek olmamalı. Doğru arkadaşlar, engelliler de geçebilsin diye. Görsel ve sesli uyarılar olmalı. Onlara yardımcı olun. Pozitif ayrımcılık yapıyoruz biliyorsunuz engelli vatandaşlar için. Bu da doğru. Üst geçitlerde bedensel engelliler için düzenlemeler olmalı. Asansör vesaire olmalı. Bu da doğru. Sinema ve tiyatrolara engelliler alınmamalı. Neden alınmıyor arkadaşlar? Onlar da insan bizim gibi, sadece engelliler, hepsi bu. Ama yanlış olan ifade Deniz'i seçen arkadaşlar bu soruda diyelim. Ve geçelim sol taraftaki 13. sorumuza. Evet, 13. soruda bir açıklama var. Aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılıklar arasında yer almaz? Günümüz şehir yerleşmelerini düşündüğümüzde bazı özellikleri bakımından kırsal kesimdeki yaşamdan farklılıklar göstermektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılıklar arasında yer almaz? Evet, kırsal kesime göre nüfusu yoğundur şehirlerin. Doğru. Eğitim, sanat, sağlık gibi hizmetler çok daha yaygındır. Doğru. Birçok sosyal mekan bulunmaktadır. Doğru. Herkes kendi tarımsal üretimini yapmaktadır. Şehirde kendi patatesini, domatesini üreten var mı arkadaşlar? Çoğunuz şehirde yaşıyorsunuz. Gidip manavdan alıyoruz değil mi? Ya şehir dışlarındaki kenar mahallelerde bunu yapanlar var belki ama tüm şehri kastettiğinizi düşünürseniz apartmanda domates ekilmez. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Şehirler köylere oranla her zaman çok güvenilir yerler olmayabilir. Bu en çok aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar? Şehir dediğimiz zaman bir sürü insan var. Her türlü insan var. Haliyle iyisi de var, kötüsü de var. Dolayısıyla her zaman güvenilir olmayabilir. Hastane ve okul gibi sosyal hizmetlerin yoğunluğu, bu bizim açıklamamızla alakalı değil arkadaşlar. Alışveriş merkezlerine sahip olması yine güvensizliği ile ilgili bir neden değil. Çok sayıda farklı insan tiplerinin ev sahipliği yapabilmez. Evet. İyisi de var, kötüsü de var dedik ya, işte istediğimiz bu arkadaşlar. Farklı idari yapılanmaya sahip, alakası olmayan bir seçenek. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Ve geçiyorum sağdaki son iki sorumuza, videodaki. Engelli, yaşlı, hamile, gazi gibi özelliklere sahip bireylere sağlanan kolaylıklar hangi seçenekte belirtilmiştir? Evet, biraz önce dedik ya, onlara normal insandan bir tık daha yumuşak, daha nazik, daha kibar davranmalı. Onlara öncelik verilmeli, ayrımcılık yapılmalı. Ama bu ayrımcılık da tabii ki negatif manada değil, pozitif ayrımcılıktır arkadaşlar. Cevabımız direkt Adana seçeneği. Sosyal eşitsizlik olmaz, bireysel farklılık, kalıp yargı zaten hiç olmaz. Cevap Adana seçeneği diyelim ve son sorumuza gelelim arkadaşlar videomuzdaki. Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesine kadar insanlar hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda veya geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar nokta nokta yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları evcilleşti. Evcilleşiyorsak oraya yerleşiyoruz demektir arkadaşlar. İnsanlar ticaret yapmaya başladı değil. Turizm, sanayi hiç değil. İnsanlar önceden dağdan taştan sebze meyve topluyorlardı ama daha sonra tarım yaparak kendi ihtiyaçlarını görmeye başladılar. Dolayısıyla müthiş bir gelişme denebilecek bir gelişme. Cevabımız B seçeneği diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen, abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.